Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Bizi sorarsanız biziz. Çocuğum ses yapmayın. Geçirmeyi sağ sende. Hadi. İlk önce patatesleri doğramayla başla, ben geliyorum. Arkadaşlar bugün yemeğimizi Rümeysa yapacak. Ona yemek zorunlu olarak yapıyorum. Zorunlu mu zorunlu öğreneceksin yemek yapmasını. Nasıl öğreneceğim ben bunu? Rümeysa mı yapacağız? He. Ölürük itfaiye şey. Fazla büyük size değil, fazla küçük de falan değil. Ne kadar komiksin. Şimdi cezalısın yapacaksın. Fazla büyük değil, fazla küçük de değil. Ne doldurdum lan? Ne doldurması? Kare kare mi yoksa ince uzun? He kare kare. Hani sulunun içine doğruyor ki aynı onun gibi, hadi. İtfaiye şey ambulansları kapının da bilirsin. Ye mi Abdullah? He ye mi Abdullah? Öğrensin benim kızım. Sen yavaş yavaş doğramaya başla, ben geliyorum. Keseyim mi? He kes kes. Daha beter sana yemek yaptırırım elin kesik olduğu halde. Arkadaşlar haklı mıyım haksız mıyım? Sen gelmişsin kaç yaşına? Ben kendimken evliydim, hamileydim. Ha kaynana kaynbaba vardı, kaynım vardı. O kadar misafirler geliyordu gidiyordu. Yani öğren kızım, kolunda altın bileziğin olsun derler. Atalarımızın bir sözü var. Yani kolunda bir bileziğin olsun. Öğren ama sende kalsın. Yarın bir gün Allah korusun ben ölürüm veyahut da benim başıma bir iş gelmiş olsa, ama yemeğini yaparsın koyarsın oraya, değil mi arkadaşlar? Doğru muyum, doğru değil miyim yani? Doğru, öğren öğren kalsın. Haklısın anne. Abdullah dediğimi yap, çok konuşma. Şunu biraz eriteyim. Abdullah bir yere kaybolma. Kuyruk yağı var arkadaşlar dolapta, onu çıkarttım. O biraz erisin. Ondan sonra şöyle hafifçe yemeğimizin içine koyak lezzet versin. Sebzeli yemek yapacağız. Bugün türlü yapacağız arkadaşlar. Türlümüzde patates, patlıcan, kabak, ondan sonra domates, soğan da soyayım getireyim ben. Aklıma yemekhane geldi. Yemekhane mi geldi? Hı. Niye? 9. sınıftayken yemekhanede yiyordum ya. He. O zaman yine böyle patates, fasulye. Hı. Bir şey daha vardı ya. Kapattı herhalde. Türlü böyle güzel oluyor. Bunu ben bir kere denedim. Geçen sen yok. Daha video falan yoktu herhalde arkadaşlar. Denedik. Nasıl denedik? Şöyle. Ben bir tane güveç aldım. Şöyle ufak. Dedim ki ne oğlum dedim, bunu dedim götür de dedim, hadi içine de yağ koydum, kuyruk yağını koydum, bunu yaktır dedim. Sonra demişler ki ne yakmıyor, vazgeç yani, artık yakmıyor, yemek koyun içine getirin. Üstad dedi ki ne yemek koy içine dedi, getir. Ben dedim ki ne koyuyor oğlum dedim. Sonra baktım böyle aklıma geldi, dedim uyduruk bir yemek yapayım bari araya gitmesin kırılırsa da dedim. Sonra yaptıydım, gönderdiydim. Şey yapmışlar, pişirmişler. Sağa geldi dedi ki anne dedi güveç kırıldı dedi. Şey gitti dedi, yemek gitti dedi. İkisi de kırıldı dedi. Sonra baktım işte abo dedim var dedim. Bir bak dedim elinde ikisiyle geldi. Şey yapmış, biri tepsi şeklindeydi arkadaşlar, şöyle oval. Biri de şey tencere şeklinde, kapağı kırıldı. Kendinde bir şey yok. Sonra neyse işte şey yaptık. Ne onun adı? Onu öyle ufak tefek olduğu zaman, az olduğu zaman yapıyorum da gene de o şey oluyor, küçük oluyor. Doğradığım malzemelerin hepsini almıyor. Kuyruk yağını ben biraz erittim arkadaşlar. Lezzet versin diye içine. Neyse onları doğra ki. Kabuğunu söylesene kızım. Kusura kabuğunu. Kabağı bile ben sıyırdım. Bak domatesin de kabuğunu sıyır. Şey yap, soy.
Aynen, bir tane kabuğunda falan yak. Yok. İçindeki hormonla bir şey yok içinde, faydası yok. Nereden biliyorsun? Biraz biraz. Sen onları şey yapana kadar ben de şuradan soğan soyayım, sarımsak soyayım. Bol böyle sebze ne varsa arkadaşlar hepsini katak dedik bugün dedik. Abi, böyle olsun dedik ha. Ne oğlum? Neredesin? Buradayım. Nasıl abi? Ne oldu? Sebzelerden bir böyle yemek yapak dedik arkadaşlar. Türlü yaz yemeği, sebze yemeği güzel olur. En azından bari yanına pilav yaparız. Salata olursa salata, olmazsa cacık yoğurdumuza bakak da eşki meşki de mi bilmiyorum. Ona göre. Salatalık 7.5'a vardı. 15'e vardı. Bir de 10'a vardı. Tabi 7.5'lukla 10 lira olan biraz kalın şey ama içinde çekirdek yok. Öbürü 15 lira olan çubuk gibi. İncecik. Ben dedim bir şey olmaz. Baktım kırığı vardı. İçinde çekirdeği yok. Adam dedi ki ne şimdi daha çekirdeği olmaz abla dedi. İleride de çekirdeği olur dedi. Onun için ben 7 liralıktan 7.5'luktan aldım. Misafirimiz de gelir diye. Küçük hayvanlara marul yaprağı topladım sebzecilerden. Bizim sebzecimiz var bir tane Selahattin abi. O şey yapmış. Marulu bırakmış artık bundan sonra dedi marulu bıraktım ben dedi. Salatalık dedi getiriyorum dedi. Onda bu hafta sadece salatalıkla havuç vardı. Başka bir şey yoktu. Bir de bayram ayağı olduğundan şeydi. Nasıl diyeyim size? Kalabalık fazla çeşit yok. Ne oldu? Kapak çok büyük oldu. He? Ne oldu? Kapak çok büyük oldu. Bakayım. Büyük doğru ama. Düzeltiyorum. Abla nereye kaçtı? Elindekini yemeye. Bana da yap dedim. Sen kendin yap daha iyi düşün. Aklında içine şeyi dolduruyor. Ketçabı dolduruyor. Çok sıktım benim daha ne çok oluyor. Arkadaşlar bizim burada bugün sular kesik. Soğuk su akmıyor. Enerjinin sıcak suyuyla yapmaya çalışıyor. O da elimizi yakıyor. Azıcık aklımayın. Bayramın ilk günü sanki soğuk gibiydi haberin mi? Üşüdüm böyle bir anda.
ben bunu yaparım, işim biter ha. Tamam Rümeysa, tamam yemeği yap da gerisini hallederim ben. Zaten bir şeycek ocağa koyacağız, bir şeycek yanına da sonradan bir yemek bir şey yapmadan, altını söndürmeden bir de pilav pişirirsin. Ne pilavı? Bu yemekler senden dedim. Azıcık pirinç pilavı pişir yanına. Pişirmiyor mu? Pişirsin. Yiyin öyle sadece ekmekle. Ekmek deyince ekmek sulu yemekten etsin. Sebze yemeğine iyi olur. Anne pilavı sen yap ya. Mesela benim işim var. Ne işin var anne? Hiçbir işin yok ya, anlatma. Var var. Sırf bana yaptırmak için işim var diyorsun. Yok şimdi işim var. Görürsün şimdi ne işim oldu. Hiçbir işim yok. Öyle mi? Seni gezmeye götüreceğim. Nereye? Yani İkbal gibi götürebilirim seni. Yemin et. He. Tamam yaparım. Nereden vuracağını da iyi biliyorum ha. Ha bak biz iki oldu gittik, onlar gelmediler. Yani onlar gelemiyorlar o yüzden. Niye? Söyle onlar da gelsinler. Anne kadının babaannesi, ay kadın demişim. Annesi, kaynanası pardon, evde. Ona bakıyorlar. Ya ondan önce? Ondan önce de kardeşinin öğretmeni geliyordu sürekli. Özel ders alıyor ya. İkbal'ın kardeşi? Ezri. Evet. 8. sınıf ve sonra sınava gidecek. Ne zaman gideceğiz? Yani buna dedesi, tek dedesi mi evde? Babaannesiyle dedesi. Onların evleri yok değil mi şimdi? Arkadaşlar Ceyhan'da ilk yıkılan evlerden, onun, yani ilk yıkılan ev derken şöyle bilerek yıkılan yani hasar görüldü deyip eşyalarını bile içinden almadılar, haberlerde bile çıktı. Hatta bakıyorduk, haberlere bakıyorduk. Rümeysa dedim, Rümeysa dedim şu İkbal'in babası değil mi dedim. O da dedi he anne dedi, o dedi. Sonra işte eşyalarını bile almalarına izin vermemiş ama binayı yıkmakta da zorlandılar yani. Kuya hasarlı dediler. Yıkmakta zorlandılar. İçinden var ya bir kibrit, bir eşya ya bir kıyafet dahi alamadılar. Yeni gelin varmış, yeni gelin zavallı. Onun eşyaları öyle içinde. Adam dedi ya eşyalarımızı alak dedi. Biz dedi her şeyi dedi hani sorumluluğu üstümüze alak diye şey yapmışlar ama hiçbirine izin vermemişler. Binayı da 2-3 saatte zor yıktılar yani. Uğraştılar yani yıkmak için. İçinde eşyalarla beraber. İkbal'in de yani Rümeysa'nın arkadaşının da halasıyla şeyi dedesi işte babaannesi. Babaannesi de halası. He, orada oturuyorlardı ayrı ayrı dairelerde. İşte gitti evler. Yıkıma başladılar şimdi zaten çoğu şeyleri. Gel Rümeysa buraya. Kaçma hemen. Kaçmadım. Gel elini yıka gel. Ne yapacağım anne? Şu soğanları iri iri doğra, sarımsakları doğra, ikiye böl at içine. Ben kızım akıllı ya maşallah. Bak, sözümü dinle. Tabi biraz cazgırlık yapıyor. Cazgırlık yapıyor ama. Benim yok kızı zor bulursun insan. Niye? Mesela benim gibi değil çünkü. Kimse senin gibi olamaz zaten. Evet olamaz. Sararmış görüyor musun? Hmm, gördüm. Bugün hatta dedim gidip de koparayım dedim. Oraya nasıl boyun yetişecek? Yeşillerinden. Yeşili ne yapacağım koparsa? Yeşiller daha güzel. Güzel olmaz ki. Erikler çıkmış. Şeyde 20 liraya kadar düşmüş. Haberlerde gösteriyor. Her gün sen yapsan? Yok.
işin var senin. Tuz arkadaşlar. Sana saklarız tüm yatak içine. İki yapıyor at. Daha tüm iyi. Daha iyi aroması çıkıyor da sen böyle. O pişince böyle küçülecek o. Kızım. Tamam, iki yapıyor tamam. De aroması tamam, çıksın al, diyorum sana. Pişmesi için demiyorum. Karabiber. Neyse onun ton balığı sabah al. Şuradan yağ alabilir miyim? Ben karıştıramam. Karıştırın gel. Dökerim. Dökmem gel. Anne sen bugün bana garezin mi var? Yok garezim yok gel. Gel şöyle yavaş yavaş karıştır. Hepsini dökeceğim şimdi sen gör. Dökmem hadi. Öğrendim senin iyiliğin için söylüyorum ben hadi. Karıştır şu salçayı ilk önce şöyle mıncıkla. Tam karışılmayacak, öyle yiyeceksiniz. Karışın hadi. Şöyle yavaş yap, şöyle mıncıkla. Dökeceğim diyorum. Kardeşim değil, anneciğim. Neymiş? Anneciğim, dökeceğim. Karıştırsan karıştır. O salçalar içinde erir. Tırnaklarımın içine girdiğini hissediyorum. Nasıl bir şey olmaz hadi. Karıştır kızım, karıştır. Hı, akıllı kızım benim. Arkadaşlar kızım akıllı maşallah. Şakır şukur dokunursa şimdi akıllı kızını görürsün. Bir şey olmaz. Getir şimdi. Tencerenin içine koy. Ya dökülsün bir şey olmaz gel. Ay bu tam karışmadı. Karıştı getirsen. Getir koy. Tencerenin içine koy be. Hadi al bismillah. Eğdiriyorum ha. Tencerenin içi gözüksün diye. Hı. Hadi. Buyurun. Vallahi arkadaşlar nefis gözüküyor. Kızımın eli de yedi ya maşallah. Tabii ki de nasıl oldu? Hadi kızım ye. O salçalar erir içinde bir şey olmaz. Bu onun tepkisini çok merak ediyorum. Başımız dişimiz ağrımaz. Rümeysa yemeğimizi yapıyor falan. Yapıyor kalan derken sadece bugüne özeldi bu. Yok yavaş yavaş öğreteceğim sana. Anneciğim sınavlarım başlıyor benim. Tam sınavlarım başladı mı yaptırmam zaten. Ben üniversiteye gideyim de. He üniversiteye gittiğinde nasıl edeceksin? Anneciğim yurtta kalacağım yani. Olsun. Yurtta yemek mi yapılıyor? Yemekhane oluyor. Ay yurt parası yüksek olursa ne yapacağız? Allah büyük. Rabbim bir yerden kapı açar. Rabbim bir yerden kapı açarsa var. Şuna azıcık su koy el içine. Rabbim bir yer kapıyı kapatır. Daha güzel bir yerden bir kapı açar. Gün doğmadan neler doğar. Arkadaşlar bunun altını kaynayınca kısacağız. Şimdi kaynasın. Kaynadıktan sonra kısacağız arkadaşlar. Sonrasında altını kısıp ağzını kapatıp yavaş yavaş dinlene pişecek. O sırada o pişerken Rümeysa pilavı pişirecek. Rümeysa içeri gidecek. Rümeysa içeride ne işi var? Kitap okuyacak. Tamam oku yine kitabını. Kitapla yani sınava çalışsa zoruma gitmeyecek ha. Ne kitap okuduğunu da bilmiyor. Bir kitap okuyor ama ne kitap olduğunu da bilmiyor. Beraber okuyacağız. Yok. Ben video çekiyorum. Ondan sonra okuyup da şey mi olacak? Şu an ağzını kapatın. Aha şu tencere, aha şu kapakla. Ben gideyim abi. Sen de bir. Bu kaynatmayan altını kız kıza şu at.
kaynayınca altını kıs. Vallahi arkadaşlar müthiş olmuş. Ben yaptım mis çünkü. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık kızımın. Bundan sonra yavaş yavaş. Ha? Öğrenir. O bugünlüktü. Yani hiç bilmiyorsan bak videoyu izleyip de yani nasıl yapıldığını görebilirsin. Evet. Bana birer kaşık koy. Ben yemeğe koyayım da soğusun bari. Şimdi gelir gene sıcak temiz. Pilavda tane tane olmuş. Pilavda tane tane. Zaten bu pirinç de güzel bir de. Tabi yapmış da yani. Eğer yapamasaydı tabi ya suyunu çok koysaydı veyahut da az koysaydı. Az koysaydı dir olurdu. Çok koysaydı mıcık mıcık olurdu. Tam kıvamında koymuşsun değil mi? Tam kıvamında olmuş. Tuzunu unutmuş. En sonunda anne dedi tuzunu unuttum dedi. O sırada ben içeriye gir dedim. İşim vardı. Bir baktım dedim bir şey olmaz. Hadi. En sonunda tuzunu ekledim. Şey yaptım. Mustafa'm yorulmuş. Parmağını kaptırmış şeye. Makineye. Makineye mi? İspirale mi işte. Parmağını kesmiş. Üstünü mü altını mı? Nereyi kesmişse. Gördü. Herlisine eğitimi bitseydi de. Bir yere şey yapsaydı girseydi. Bu çok mu olur sana? Sana ekmek yemeyeceğim. Sebze ye ki geliş. Tamam yeter o kadar. Az daha koyayım. Bak artacak. Çok az. Çok az. Bitir bunu ekmeksiz ye öyle. Yoğunluk patates koydum sevdim diye. Anneciğim ekmeksiz yemeyle alakası yok. Aç değilim. Ondan dedim. Ne yedin ki? Dürüm yedim. Yemi yedin. Dürüm dedi de döner değil ha. Ton balığı. Hiçbir şey bilmiyorsan ölmeyizse mesela uzaktan yemek şeyin mi var? Evde de malzeme varsa yazın çok olur bu mesela. Yazın hani sebze daha çok oluyor ya. O zaman daha bir patatesle soğana bütçek versin. Arkadaşlar bugünlük yemeğimiz böyle. Rümeysa'nın ellerinden çok mutluyum. Rümeysa yemek pişirdi diye. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Pirinç pilavı, türlü tava. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.